Kazanda su ve pancar şekerini belirli bir dereceye kadar kaynatıyoruz. Kıvamı gelen ağda mermer tezgahı olması için alınıyor. Burada yaklaşık 15 dakika ağdamız soğutuluyor. Daha sonra karıştırma makinesi adını verdiğimiz makinede bal rengi akidemsi olan ağdamız beyazlatılıyor. Daha sonra tekrar mermere geri alınıyor. Diğer bölümde unla yağı makinede 4-5 saat boyunca pişiriyoruz. İsmini miyane diyoruz. Bu miyane belirli bir miktar tepsiye getiriliyor. Daha sonra ağarttığımız şekeri halka şeklinde miyanın ortasına koyuyoruz. Makine yardımıyla çeke katlaya bu çekmelvesi oluşuyor. Görmüş olduğunuz çekmelvesi bu tel tel hali şu an. Bu mermer tezgahlarda tepside soğutulacak. Daha sonra soğuyan helva patos makinesi adını verdiğimiz makinede boğulanacak. Boğulan helva karşı tezgahımız alınıyor. Burada tepsiye dolduruyor, terazide tartılıyor, prese veriliyor. Presin bir ton basıncı var. Helvayı aynı anda hem sıkıştırıp hem küp şeklini veriyor. Daha sonra tepsiler bayan arkadaşlara getiriliyor. Burada sade fıstıklı çikolatalı olma üzere kutulanıyor. En son ambalaj makinesi burada şirkleniyor. Daha sonra satışa sunuyor helvayı. 18 litre çekme arasında çalışıyoruz. Yaklaşık 10 posta çekiyoruz. Postası 60 kilodan çıkıyor. Yani günlük 5-600 kilo helva çıkıyor. Somo Ticaret Odası olarak biz coğrafi işaretler konusunda 100'e yakın bir çalışmamız var. Şu anda 20 tane başvurumuz var. Öncelikle biz çekme helvadan başladık. Çünkü biz köklü eski bir memleket olmamızdan dolayı ve tarihi dokularımızda ön plana çıkmış bir çekme helvamız mevcuttu. Ve yöresel olarak da ön plana çıkartmak istediğimiz ürünlerden bir tanesi de çekme helvadır. Çünkü yurt dışında ve yurt içinde ciddi anlamda talep görmektedir. Ve üreticilerimiz de bu konuda hassasiyeti ve doğallığı bozulmadan, genetiği bozulmadan fabrikasyon bir şekilde elle de üretilerek büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Yurt dışında da şu anda talep görmektedir. Peki başkanım, şimdi önceden insanlar hani Türkiye ve dünya genelinde çekme helva, hani Kastamonu yöresini yani bu yörede çıktığını biliyorlardı ama bu coğrafi işaret artık tamamen yani bunun bir şeyi oldu, işte bir etiketi oldu tamamen, hani bu bölgenin ürünü oldu. Bu bölge için, bu bölgenin tanıtımına ne gibi katkılar sağlayacak? Bizim için çekme helva Osmanlı zamanından kalma ve Osmanlı saraya padişahlarımıza bizzat sunulan bir ürün halinde padişahlarımıza gönderilen bir üründü. Şehzadelerin burada helvayla beslendiği bir üründü. Ve tabii ki coğrafi işaret konusunda da ciddi anlamda talepleri olduğu için biz bu talebi gördük ve ön plana çıkarttık. Çalışmalarımıza daha devam ediyor. Şu anda 20'ye yakın başvurumuz var. 100'e yakın da önümüzde teslimini alacağımız ürün var. Bunlardan sırasıyla da devam edeceğiz. Tabii ki bundan belediyemiz ve üniversitemizin de valiliğin katkıları çok büyük. Onlara da teşekkür ederim aynı zamanda. Bundan sonrası için daha önümüzde bekleyen birçok coğrafi işaret var. Bir başta eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Memleketimizin tanıtım ve göstermiş olduğunuz süreçler için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan.